Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. İsrail ordusu tarafından yapılan bir açıklama bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da, özellikle Filistin-İsrail hattında ana patron olduğunu bir kez daha gösterdi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı uzun telefon görüşmeleri onun devamında John Kirby tarafından yapılan açıklamalarda Amerikan yönetiminin özellikle İsrail'in bu bölgede yani Gazze şeridinde masum insanları açlığa terk edecek düzeyde yardımları önlemeye çalışması. Bu arada 7 yardım görevlisini kaza endiyatlandırdıkları bir komplo sonucunda öldürmüş olmalarından kaynaklanan büyük rahatsızlıklar, İngiliz hükümetinin Larnaka Limanı'na askeri gemi yollayarak artık Gazze'de açlıkla karşı karşıya kalan yaklaşık 2 milyon insana yardımı kendi donanması üzerinden Gazze'ye verme kararı, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın üzerinde artan İsrail'e artık silah satma kararları yani bütün bu unsurlar bir araya geldi ve bugün İsrail ordusu Gazze'de 6 aydır sürdürdüğü harekatı, işgal harekatını sonlandırdığını ve Gazze şeridinin güneyinden ve Han Yunus bölgesinden çekildiğini açıkladı. Esasında bu açıklama Sanıyorum Amerikan yönetimi veya olayı yakından takip eden Avrupalı rejimler açısından büyük bir sürpriz değil. Ama genel anlamda daha dün akşam yüz binlerin Tel Aviv ve çeşitli e, kentlerde İsrail başbakanı Netanyahu'ya karşı "Yeter, bu savaşı bitir, rehineleri kurtar." Ee, mitinglerinden hemen sonraya rastlaması dikkat çekiciydi. Şimdi açıklamaya göre bu çerçevede refaha dönük planlanmış olan harekat askıya alınmış durumda. Çok doğal çünkü Amerika Birleşik Devletleri 3 gün önce yapılan temaslarda İsrail ordusunun refahta 1.1 milyon insanın arasında yapmayı planladığı kanlı harekatın planlamasına karşı çıktı. Bu dedi böyle olmaz. Biz dedi önceliği daima artık bundan sonra orada yaşayan masum insanların ve sivillerin hayatının garanti altına alınmasına vermek zorundayız. İşte böyle bir durumda. Birdenbire e, İsrail ordusu Han Yunus'taki 98. Tugay'ı Gazze'nin kuzeyine doğru çekme kararı aldı. Aynı zamanda muhtemel bir refah harekatı için planlanmış ve yerleştirilmiş Nahal Tugay'ı ve 401. Tugay'ın da Kuzey Gazze'ye doğru kaydırıldığı ve Kuzey Gazze'de de esasen harekatın bitmesi nedeniyle fiilen sadece bir Tugay asker bırakılacağı ve Gazze şeridindeki İsrail askeri varlığının büyük ölçekte azalacağı da açıklanmış oldu. Ordu yetkilisi diyor ki bu kararların Amerika Birleşik Devletleri baskısıyla bir bağlantısı yok. Bu zamanlama İsrail ordusunun 3 7 yardım gönüllüsünü kaza sonucu öldürmesinden hemen sonra alındı diyor. Demek ki artık onlar da yaptıkları katliam ve soykırımın bedelini hem Amerika ile paylaşamayacaklarını hem de ödeyemeyeceklerini anlamış durumdalar. Karar aynı zamanda biliyorsunuz Eres kapısını açtı yardımlar için ve aynı zamanda da Gazze'nin Aştot limanını Kıbrıs bağlantını gelecek yoğun yardımlar için e, lokalize etti. Ayırdı. Yani İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ne varsa onu kabul etmiş görünüyor ama son ana kadar bunu e, saklamayı veyahut e, hayır ben bu kararı aldım demeyi tercih ediyor. Jerusalem Post'un konuyla ilgili haberinin içine yerleştirdiği bir yorum var. İsrail medyasının olayı nasıl gördüğünü göstermesi bakımından önemli. Bu karar doğrultusunda Filistinliler Güney Gazze ve Han Yunus'ta artık hareket özgürlüğüne kazanmış olacak ama bu bölgedeki yeni durum Hamas'ın Gazze'den tamamen temizlenmesi stratejisinde büyük bir boşluk yaratacak. Çünkü artık İsrail bu kararıyla Refah'ı da bırakarak Had Yunus'tan da çekilerek Gazze'nin güneyindeki Hamas varlığını ortadan kaldıramadığını, kaldıramayacağını e, kabul etmiş oluyor. Nasıl başladı bu harekat? Biz oranın tamamını Hamas'tan temizleyeceğiz. Orada bir tane bile Hamas unsuru kalmayacak ve hatta onların liderlerini dünyanın neresindeyse orada bulup öldüreceğiz diye başladı. Ama şu anda bu alınan karar e, Gazze şeridini kuzey ve güney olarak ikiye bölüyor. Fiilen. Ve devam ediyor Jerusalem Post. Bununla birlikte İsrail ordusu Gazze'nin kuzey ve merkez bölgesinde diğer bölgelerden tamamen koparmış olacak. Bu yaklaşık 900 bin kuzeyli Filistin'in Filistinli'nin evine dönmemesi anlamına geliyor. Şu anda Kuzey Gazze'de bütün zorluklara rağmen gitmemekte direnmiş 300 bin Filistinli masum insan varlığını koruyor. Yani İsrail Gazze şeridinin tamamını kontrol altına alamadı. Ve Filistin halkının direnişini kıramadı. Bunun üzerine anladığım kadarıyla batıdaki doğan durumu da görerek yani esasında kamuoyu e, yoklamaları da yaptırarak en iyisi ben bu gaziyi ikiye fiilen böleyim. Kuzeyine ben hakim olayım. Güneyinde ne alt olursa olsun pozisyonuna doğru yöneldi. Fakat tabi burada bazı soru işaretleri de var. Onu da söyleyeyim. Mesela benim kafama takılan bir soru işareti var. Belki de yani bir, bir tür stratejik manevra yapıyor. Niye? Çünkü şu anda 900 bin kişi Refah bölgesinde yani Mısır sınırında. Mısır sınırı kapatmış durumda almayacak. Peki oradaki nüfusu nasıl seyreltirsiniz? O bölgeden ordunuzu çekersiniz. Orada yaşamaya, tutulmaya çalışan Filistinli nüfus refahtan kuzeye Han Yunus'a çıkar. Han Yunus'a çıktığı an itibariyle de Refah bölgesindeki nüfus büyük ölçekte seyretilmiş olur. Oradaki kalabalık gider gitmez ne olabilir onu bilemem. Saldırır mı saldırmaz mı ama bir anda benim aklıma gelenlerden biri bu. 98. Tugay'ın görevini tamamladığını 300 kilometre tünel tahrip ettiğini binlerce Hamas diye öldürdüğünü falan savunuyorlar ama mesela daha henüz Itamer ben Bengivir'den falan açıklamalar gelmedi. Yarın daha da netleşecek tabii ama Birleşik Sağ Partisi lideri Gideon Sar bu koalisyonun da içinde diyor ki nedenini anlayamadığımız bu kararlar özellikle Gazze'de askeri varlığın azaltılması bizi Hedeflerimizden çok uzaklaştıracaktır diyor. Rehine aileleri uzun bir metin yayınladılar. Kısaca bir cümlesini söyleyeyim. Savaş kabinesi askeri çek, askeri çekilmeye değil, rehineleri kurtaracak yeni zaferlere odaklanmalı. Rehineler kaderlerine terk edilemez dedi. Fakat gelen son bilgiler İsrail kabinesinin Kaire'de devam etmekte olan rehine pazarlığına bir delegasyon gönderme kararı aldığı yönünde anladığımız kadarıyla bir yanda da Katar ve Mısır aracılığıyla yürüyen Hamas'ın içinde olduğu o pazarlıkta bir nokta var. O noktaya gelinmiş ki bunlar artık yavaş yavaş Gazze'den çekilip Hamas'ın elinde kaldığı belirtilen 129 rehini kurtarmaya çalışacaklar veya çalışıyorlar. Ama yapılan bütün kamuoyu yoklamaları İsrail halkının büyük çoğunluğunun bu savaştan fena halde bıktığı tek ama tek hedefin rehinelerin kurtarılacağı bir anlaşma olması gerektiğini inandığı yönünde. Yeni bir jeopolitik durum. Yeni bir jeopolitik durum. Bugüne kadar konuştuğumuz her şey ve yaşadığımız her şey orada kaldı. Şimdi çekilmekte olan İsrail ordusunun ve varlığını Gazze şeridinin güneyinde tutma başarısını gösteren Hamas'ın yeni manevralarına bakacağız. Hoşçakalın.